Merhaba herkese. Akşamlar. Türk Hava Yolları e, günlük grafik. Hava Yolları maalesef devrilmeye devam ediyor. Sadece Türk Hava Yolları değil. Pegasus'ta e, TAV'da. TAV 20 lira. Tekrar. E, bunlar düşük. E, Tabi şey ucuz sayılır. Ama haber akışı da yükselmesini engelliyor. Yani birincisi haber akışı. ikincisi yabancıların kaçışı. E, iki faktör var. Yani hava yolları tokadı iki, iki yerden birden yiyor. Şimdi Almanya'da mesela güvensiz olarak galiba açıkladı. E, öyle okudum ama e, bu turizme etki ederse işte hava yolları çalışamazsa hemen piyasa bunu fiyat diyor Dolayısıyla şimdi aşağı yönlü akımını devam ettiriyor 15 tepesinden beri şöyle göstereyim şuradan bir artık bir trend verdi bize biraz daha açısı geniş bir trend verdi zaten 5.20 kesişimi olmuştu çok iyi değildi durum bugün tekrar 200 gün ortalamasına oturduğunu görüyoruz ama yani bugün için söylüyorum tabii maalesef piyasa 200 günü bu sefer bir alım fırsatı olarak görmedi. 200 gün ortalamasını. Bugün neredeyse 200 gün ortalamasının çok dibinde. 11.94, 11.89 11.89 200 gün basit ortalamasıdır. Dibinde kapattı. Yani şimdi biraz daha belki bonkör olur sabırlı olan arkadaşlar varsa 11.20'ye kadar bir destek. Destek alanı olarak düşünülebilir. Ama bu 11.20 kırılırsa e, açıkçası iş çok iyi bir yere gitmeyecek yani e, 10-27 var altta sol taraftan tabii bakarak söyleyebileceğimiz bir destek attı. E, Diğer de 8.84 ki orası zaten normalde öldüm bittim e, alındır. yani Mart'ta bile satın alındı bu alan öyle söyleyeyim. E, bugün hacim de son 20 gün ortalamasının e, yani tam ortalamasında diyelim üstünde demeyelim de son, çok yakın son 20 gün ortalamasını yani satış biraz hacimli geldi. Yukarıda 13 liranın üstünü aramak lazım açıkçası. Yani 13 liranın üstüne bir gidiş varsa orada umut vardır. Tekrar görece güvenli bir bölge. Demek ki piyasa deriz ki yani bu 12'den aşağı çok gönlü razı değil. Tamam hadi 13'ten 20'ye de gitmesin. Yani Öyle de demeyelim de en azından ama biraz daha derli toplu bir alanda yayılırsa düşmekten öte çok daha iyi bir şey olacak bu adım olacak Türk Hava Yolları açısından. O yüzden 13 liranın üstünü burada önemsiyorum. Düşen trendi kırar. Hiç olmazsa bakın en kötü ihtimal bir yataylık bekleriz. Düşen trendi kırarsa. Ya olur olmaz. Önce kırar sonra da var. Bunlar da olmadık şeyler değil. Garantisi yok bu işlerin. Ama takip etmek lazım. RSI'de ikinci dip geliyor. Şimdi şunu ifade edeyim. Yani RSI'de ikinci dipler tabii biraz daha düşebilir. Ona şeyim yok yani. 34 RSI'de şu an. 30'un altına değinebilir. Yani bunların garantisi yok ama ikinci diplerden sonra genellikle RSI'larda bir yukarı hareket. Şimdi ikili dip tepe değil bu. Ondan bahsetmiyorum. Oradan yanlış anlaşılmasın. Zaten uzun ara ikili dip için biraz daha yatay momentum düşük. İkili diplerde genelde yüksek momentumlu olur. Ama gidiş çok şey olur. Çok hacimsiz olur falan. Ama RSI'lerde ikinci 30 temaslarından veya 30'un altına gidişlerden sonra genellikle bir düzeltme Gelir. Yukarı yönlü ee, bir düzeltme olur. Eğer olur da yeni haftada biraz daha aşağı süzülür 30 arası veya biraz altına gelirse e, oradan sonra açıkçası en azından düşen trendine doğru tabi ee, bir düzeltme beklenebilir. de hala negatif yönü göstermeye devam ediyor. Tabi bugünkü mumun e, hareketi 4.71 az değil. Momentumunu da arttırdı. Yani o göstergelerin ağzı biraz açıldı. E, söylenebilecek başka bir şey yok. Bu RSI'dan çık, yola çıktığım stratejide şunu söyleyeyim. E, çok büyük ihtimal öyle bir şey olursa e, bu 11-20 desteğinin de veya civarının e, tutması anlamına da iş gelebilir şimdilik. E, herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Herkese iyi akşamlar.